O şoför ne diyor buna? Yani sarhoş falan mıymış? Neden böyle bir şey yapmış? Var mı bir açıklaması? Bilmiyorum. Bilmiyorsunuz. Yok, yetermiyor. Ya bu nasıl bir vicdan? Nasıl rahat ediyor vicdanı? Yani sarhoş da olsa insan böyle bir şey yapamaz. Evet, gelebilir. Dinliyorum. İnsanlar neden hep yardımcı kafadadır? Ben yakışıklımı bir daha dinleyeyim. İnsanlar neden hep yardımcı kafadadır? Güzel yüzün bir kere çok çok güzelsin ve bayağı yakışıklısın. Allah senin nuruyla sarsın. Cennetiyle ödüllendirsin. Cennette de kardeş etsin. Ertelemeci. Allah ayette de söylüyor. Erteleme küfürde bir artıştır diyor. Ayet bak, şeytan Allah'ın. Erteleme küfürde bir artıştır. Müminin erteleme yapması hayati hatalar meydana getirir. Sakın ha, hayırlı iş gecikmeye gelmez. İnşallah. Hayırlı işi hemen yapmak lazım. İnşallah. Anında saniyesinde çalışkan olmak lazım. Şevkli olmak lazım. Şeytan atalet verir. Şeytan der ki ertele. Yarın olur, olursa yine ertele der. Gene ertele, gene ertele. Nereye kadar? Cehenneme kadar ertele der. Şeytan ertelemecidir. Şeytanın telkinidir bu. Evet. Namazı ertele der. Orucu ertele der. Evet. Zekatı ertele. Sevgiyi ertele, saygıyı ertele, muhabbeti ertele, merhameti ertele, her şeyi ertele der. Hayır olan, güzel olan her şeyi erteletir şeytan. Şeytanın bir taktiğidir. Bu oyuna gelmemek lazım. Müslüman hemencidir. Hemen. Hiç gecikmeden. Evet, dinliyorum. Kur'an okumak aklı arttırır mı? Güzel yüzlüm artırır ama çok dikkatli düşünerek okunması lazım. Tefekkür ederek okunması lazım. Yani düz okumada o olmaz. Yani dümdüz okursa. Anlamaya çalışarak, tefekkür ederek, yavaş yavaş, tertil üzere, ayet ediyor ya, tertil üzere. Dikkatlice okumak lazım. Mesela Museviler, Tevrat'ı çok titiz ve dikkatli okurlar ve müthiş akıllıdırlar. Evet. Yani bütün alimler, profesörler hep Musevilerden çıkar. Evet. Yani zeka oranı çok yüksek oluyor. Akıl oranı. Yani bakın bütün ünlü bilginler, Nobel ödülü olan hep Musevidir ağırlıklı. Dolayısıyla Allah'ın kitabını özenle ve dikkatle okuyanların Allah aklını açar. Dikkatlice ve tefekkür ederek. Ne Allah'ın ne demek istediğini anlayarak, özümseyerek, yaşayarak, hayata geçirerek okumak lazım. Evet, dinliyorum. Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı İnur Çevik, Yeni Birlik gazetesinde şöyle yazdı Adnan Bey. Eskiden en ağır ceza idamdı ama bu cezanın yerini ağırlaştırılmış müebbet aldı. O yüzden Nazlı Bıcak ve Altan kardeşlere verilen ceza birçok meslektaşımız tarafından kantarın topu fazla kaçmış olarak kabul edildi. Ağırlaştırılmış müebbet cezası her gazeteci gibi benim de içimi burktu. İlk duyduğumda hüzünlenmedim desem ve birkaç saat bunun etkisi altında kalmadım desem yalan olur. Yavaş yavaş ekip ortaya çıkıyor. Asker vurulunca, şehit olunca biz bunu duymuyoruz. Polis vurulduğunda bunu duymuyoruz. Köprüde bizim aslanlarımız şehit edildiler. Bunları duymadık. Halen komada olan aslanlarımız var. 25 yaşında. Kaya gibi delikanlı böyle. Dümdüz uzanmış koma haline. Böyle duruyor. Mamayla besleniyor. Şuuru tamamen kapanmış.
Yani şey, vücut fonksiyonu durmuş. Kafasından vurmuşlar. Mermiyle. Asker. Darbeciler. Bunu gördün mü kanı donmuyor. Bazı tipler. Yani bu arkadaşlar için demiyorum ben. Yanlış anlamasın diyorum. Yani ondan etkilenmiyor. İşte kalbinde bilmem ne olmuyor. Uykusu kaçmıyor. Hiçbir şey olmuyor. Ama darbecilerin, bak o adamlar için dedim, genel olarak söylüyorum. Darbecilere müebbet verildin mi, adamlar kalbinden vurulmuşa dönüyorlar. Mahkemedeki delillere bak, dosyaya bak. Orada hukuki eleştiri yapabiliyorsan yap. Yargıta gidecek zaten. Bunun dışında nedir zorun? Yani neyi kastediyorsun? O zaman mesela FETÖ'ye de, Fethullah Gülen'e de müebbet veriyor mahkeme. Ne yapacaksın? Nerene ne olacak yani böyle bir durumda? Yani genel olarak söylüyorum yani bazı tipler için. Askeri vuran tipler var. Polisi vuran tipler var. Emir verenler var. Vur diyor. Hiç acıma diyor. Hiç. O okul komutanının konuşması var. Hiç acıma diyor. Sık kafalarına diyor. Hiç. Müebbet alıyor. Üf diyor ya diyor. Kalbimden vurulmuşa döndüm diyor. Peki orada 3 yaşında çocukları tanklarla ezdiler. Orada kalbinden vurulmuşa döndün mü? Yok. 19-20 yaşında genç kızları tanktan ezdiler. Kalbine öyle yumruk mumruk falan yahut ne bileyim basınç falan geldi mi? Yok. Bu çetenin içinde olanlara mahkeme ceza verdin mi? Ya yumuluyor, ya yamuluyor, ya beyninden vuruluyor, ya karnından vurulmuş oluyor. Bazı tipler için söylüyorum. Hukuki yönden dosyada bir eksik görürsen söyle. Yanlış bir şey varsa söyle. Kanun hukuk uygulandığına göre Yargıtay'a da gideceğine dersin ya Yargıtay'da bu düzeltilsin. Şurada şu hata var dersin. Hata yoksa bu darbecilerin hepsi kahpe. Evet. Hepsi alçak. Hepsi şerefsiz. Hepsi namussuz. Evet. FETÖ grubunun tamamı kahpe. Tabii. Ve acımasız. Homoseksüel bunlar. Deccale uymuş tipler. Allahsız kitapsız tipler. İslam düşmanı tipler. Müslüman düşman tipler, Türk milletinin düşmanı tipler, bu alçaklar aynı PKK gibi Türk milletini yok etmeye azmetmiş manyak ordusu. Adam ceza aldın mı, yok bilmem neresi şişiyormuş, yok bilmem neresi kabarıyormuş, yok bilmem neresine sancı giriyormuş. Bir de bu başladı. Durumuna göre, şekle göre değişiyor. Bu darbeyi destekleyen, yardımcı olan her kimse, kan dökülmesine sebep olan, bu kadar şehit vermemize sebep olan kim varsa hepsi alçak ve şerefsizdir. Evet. Laf uzatmaya gerek yok. Ben şudur budur demiyorum. O geceden bir video vardı. Polis vur diyor. Lan polis sana ne yaptı? Senin haysiyetini, şerefini, namusunu korudu. Devleti korudu. Dini imanı korudu. Kahpe. Neden vurulması gerekiyor polis? Alçak adam. Neden vurulması gerekiyor? Ne yaptı? Çoluk çocuk sahibi. Allah için, din için, vatan için canını ortaya koymuş yiğitler. Neden vurulması gerekiyor?
Ceza alıyor muydu? Vay diyor ya, kalbimden vurulmuşa döndüm. Yani bunları bir araştırmak lazım. Bu neyi, bu ne demek bu yani? Hakimlerin de vicdanı var. Onları da töhmet altında bırakıyorlar demiştiniz. Tabii. Tankların ezdiği araçlar, resmi görebiliriz. Meclise atılan bomba sonucu, meclisteki hasar. Özel harekatın patlama anı var. Özel harekat binası değil mi? Evet, ilk buraya saldırmışlardı. Bak alçaklar. Sen ne yaptın onlar özel harekat? Vatan için, millet için, Allah için, din için canını ortaya koyan yiğitler. Uyurlarken kahpece gelip vuruyorsun. Alçakça vuruyorsun. Sonra vurana diyor ki kahraman diyorlar. Hero diyor, kahraman diyor. Müebbet aldım. Of diyor ya diyor, yüreğimden vurulmuşa döndüm diyor. Burada bir anormallik var. Bir şey var yani burada. Halka ateş açılırken görüntüler. Alçın da benzer başlaması olmuştu dün. O da öyle. Bir de Nagihan o adamdan yakasını kurtarsın. İnşallah, evet. Yani normalde aklı başında bir kız, onları konuşacak bir kız değil. O adamın etkisinde kalıyor. Evet. Adamın halini gördüğü halde peşinden gidiyor. Ne olduğunu gördüğü halde peşinden gidiyor. Ya Allah seni korur, aç açık mı kalacaksın ya? Yakanı kurtar. Çık yanından, işine bak. Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı İnur Çevik'in yazısının devamı şöyle. Nazlı Ilıcak FETÖ ile derin bağlar kurdu. FETÖ Ahmet Altan ve gazetesini de kullandı. Bu iki isim darbecilere hizmet etti. Ancak yine de cezalarda Kantar'ın topu gerçekten şaşmış. FETÖ'nün medya ayağı ceza alıyor ama kimse 28 Şubat'ın medya ayağına dokunmuyor. Esas bu mu adalet? Bir daha. İnur Çevik'in yazısının devamı şöyle. Nazlı Ilıcak FETÖ ile derin bağlar kurdu. FETÖ Ahmet Altan ve gazetesini de kullandı. Bu iki isim darbecilere hizmet etti. Ancak yine de cezalarda Kantar'ın topu gerçekten şaşmış. FETÖ'nün medya ayağı ceza alıyor ama kimse 28 Şubat'ın medya ayağına dokunmuyor. Esas bu mu adalet? Kardeşim hepsine dokunulur. Dokunulmayacak diye bir şey yok. Türk devletini İngilizlerin eline teslim almak istiyor ve delice saldırıyor. Gereği yapılacaktır. Bu darbe gecesi benim yaptığım konuşmalar bir yayınlasın mı? Meşru demokratik hükümet geçerli olan hükümettir. Askeri darbe diye de bir şey yok. Evet, evet. Öyle bir şey olmaz. Yani askerle, milletle, devletle, polisle bir bütünüz biz. Biz öyle bölünme, parçalanma, kargaşa falan olmaz. Genelkurmay'ın resmi adresinden bir açıklama gelmiş Adnan Bey. Ülke yönetimine bütünüyle el kontrol. Tamam da onu Genelkurmay Başkanı çıkar, açıklar öyle bir şey olsa. Yani onu internette yazma bu şekilde olmaz. Yani birisi internete girer, hackler, öyle yazar. Benim anladığım herhalde TRT'yi ele geçiren bir topluluk var. Bilmiyorum. Efendim, ama böyle bir şey hiç tarihte görülmemiş. Yani bu şekilde olmaz. Çünkü TRT'yi açtığımızda bir spiker çıkıyor karşımıza. Yani böyle bir şey olmaz. Yetkili bir insan değil o. Sayın Kılıçdaroğlu yine açıklama yapsın. CHP'nin kurmayları açıklama yapsınlar. O çok iyi olur. Sayın Bahçeli de yine MHP'nin ileri gelenleri ve Sayın Bahçeli de yeniden bir açıklama yapsa çok iyi olur. Büyük Birlik Partisi mutlaka böyle bir
değil mi? Heyet olarak açıklama yapsın. Büyük bir çok önemli. Saadet Partisi mutlaka açıklama yapsın. İnşallah. Parlamento mümkünse, bilmiyorum ya, geç vakitte olsa toplansa iyi olur. Değil mi? Ben toplansın da tabii ya, millet adına bir açıklama yapsınlar. Bu vatanı İngilizlerin devletinin kahpeline bırakmayız. İngilizlerin devleti istediği itliği yapsın, oyunu yapsın, buna müsaade etmeyiz. Ne ordumuza zeval gelir, ne polisimize zeval gelir, ne Türkiye'yi böldürürüz, ne oyun oynatırız, ne PKK'yı da sevindiririz. Ordunun yeri kışlası veya PKK'yla olan cephedir. Bu vatana, bu millete bir şey olmaz. Bu vatan, bu millet görevli. Fitnete itaat olmaz. Yani git mesela polise bomba at diyorsa bu dinlenmez. Haram olur. Öyle şey olur mu? Asker Güneydoğu'ya, PKK'ya. Sakın ha. Sakın ha. Büyük bir yanlış olmuş. Bu milleti yıkamazsınız. Asker de bizim, polis de bizim, özel harekatçı da bizim. Hepsi bizim aslanımız. Millet de bizim. Devlet de bizim. Ülkede biz. Birinci Ordu Komutanı da bu hareket TSK içindeki küçük bir grubun girişimi diye açıklama yapmış. Ama Hava Karadeniz de açıklama yapsa çok iyi olur. Askerlere de karşılar yani çocuklar. Onlara sarılsınlar, alıp kucaklayıp kenara alırsınız. Yani o şekilde yapsınlar. Çocuk onlar genç, 20 yaşında çocuklar yani. Yani öfkelenmeye gerek yok, sakın. Türkiye'de hiç böyle saatlerce ezan ve sela okunmadı maşallah. Hafız efendiler, Mevzin efendiler dinlenip okusunlar. Devam etsin efendim. Ama dikkat edin, bizim konuşmadan sonra şok kırıldı. Maşallah. Yoksa bir şok vardı. Ama Allah'a çok şükür ilk açıklamamızdan sonra bir bereket, bir güzellik oldu. Hemen Tayyip Hocam açıklama yaptı. Diğer kişiler açıklama yaptılar. Hemen yatıştı elhamdülillah. Aman milletçe birlik beraberlik içinde olalım. Aman ha. CHP, MHP, AK Parti sırt sırta. Ne kadar büyük bir hata oldu. Helikopterden falan ateş etmek. Ya çok çok büyük günah. Biz o helikopteri PKK'la mücadele için aldık. Dün hadiste söyledim. Deccal Türklere saldırır diyor. İngilizlerin devletin kuyruğuna bastık ya. Cinnet geçirdi. Cinnet. Elinizden gelenizi ardından koymayın. Asker bizim askerimiz. Bak aslanlarımızı kucakladık. Kışlalarına gönderiyoruz. Bizim evlatlarımız. Ankara'da, İstanbul'da, her yerde devlete sahip çıkalım. Millete sahip çıkalım. Askere, polise sahip çıkalım. Birinci köprüde de çocuklar bilmiyorlar. Yani asker anons yapılsın. Çünkü bitti yani, bu konu kapandı. Birbirlerinin haberleri yok. Kışlaya çekilsinler. Bir de asker vatandaşa silah sıkmaz. Olacak iş değil. Onda da bir gariplik var. Orada provokatör, ajan provokatör kullanılmış olabilir. Ülkücüler, efendim, alperenler, AK Parti gençliği, Saadet gençliği ve CHP gençliği. El ele bir yürüyüş yapsalar çok güzel olur. Hüdapar'da, efendim, bu Büyük Birlik Partisi'nin alperenleri, aslanlarımız, AK Partili gençler, aman ha, dinlensinler. Akşam sabaha kadar nöbetteyiz. Bu konuşmamı Rütük en mükemmel televizyon kanalı ve en mükemmel konuşma diye rapor etmiş. Yani darbe gecesi en mükemmel mücadele eden kanal olarak bizi seçmiş. En mükemmel, yani konuşmaları öve öve bitiremiyor Rütük. Açıklamıyor onu. Rapor olarak var. Sayfalarca övmüşler. Kimse yokken başlamıştınız. Tabii bak, hiçbir kanal böyle yapmadı. Bir tek bizim kanal bunu yaptı. Hiçbir televizyon kanalında böyle bir şey olmadı. Ve ortalığı yatıştıran, insanları teşvik eden, insanlardaki o şoku kıran sadece biz olduk. Elhamdülillah. Kardeşlerin moralini bozdunuz hemen. Moralleri alt üst oldu. Gittiler TÜKSAT'ı bombaladılar yanlış yeri, burayı susturmak için. Helikopter burada döndü, bulamadılar binayı, çıkaramadılar. Çok döndü tepemizde, bulamadılar. Ve gittiler TÜKSAT'ın alakasız sahte anteni vurdular, yani süs antenini vurdular. Yine netice alamadılar. Sabaha kadar yayın yaptık.
Darbeciler her yerde yayınımızı gördükçe moralleri alt üst oldu. Evet, maşallah. Anlarlar ki olmayacak. İnşallah, maşallah. Ama Rütü'nün övmesini bir görseniz, sayfalarca böyle Genç Osman destanı gibi yazmışlar. Evet, çok kahramanca, yiğitçe sabaha kadar yaptığımız mücadeleyi mükemmel överek anlatmışlar. Uzun resmi rapor. Gezi olaylarında da Cumhurbaşkanımızı ve devleti muhafaza eden ilk andan itibaren siz vardınız. İlk bakan bir hafta sonra açıklama yapmıştı. İlk bakan açıklaması. Tabii biz geceli gündüzlü ayaklanma başladığında hem Avrupa'yı yatıştırdık hem Türkiye'yi yatıştırdık. Binlerce, on binlerce tweetle bu etkiyi meydana getirdik. Bir hafta sonra, 10 gün sonra açıklama yapmaya başladılar. Belediye başkanları falan hepsi yani yoktur ortada. Komşunun evine saklandım diyor, bilmem nereye saklandım diyor. Gıkları çıkmadı birçoğunun. O zaman da yine sizin uyduğunuzu kesmeye çalışmışlardı, internetten devam etmiştiniz. Mesela Rütük raporunda diyor ki, söz konusu program boyunca Adnan Oktar, İtidalli olmak gerektiğini vurgulayan, halkı birlik ve bütünlük içerisinde kenetlenmeye davet eden, öyle bir yanlış girişimin ülkeye çok zarar vereceğini, bilakis PKK'yı ise sevindireceğini belirten söylemlerde bulunmuş, vatanın, milletin, devletin seven böyle bir şey yapmaz demiştir. Ayrıca program süresince zaman zaman mehter maçı çalınmış olup, program bitiminde bazı videolarda yayın devam etmiştir. Söz konusu yayın boyunca menfur darbe girişiminin son derece yanlış ve tehlikeli olduğu, böyle bir darbenin mümkün olamayacağı, toplumun birlik ve beraberliği her zamankinden daha çok ihtiyaç duyduğu, demokrasinin işlediği çeşitli vesilelerle ifade edilmiştir diye başlıyor. Maşallah. Böyle Genç Osman destanı gibi sayfalarca övüyor. Maşallah. Maşallah. Rütük. Evet. Bak bunu anlatmıyorlar. Bu Rütük raporu. Evet. Hiçbir kanal için böyle bir övme yok. Yok evet. Bir tek bizim için var. Böyle yayın olmaz. Tabii. Öyle bir kanal sustu. Evet. İçine kapandılar birçoğu. Beklediler ne olacak acaba diye. Penguen belgeselleri gösteriyorlar. Penguen belgeselleri. Tabii. Türk bayrağı hakkında çirkin konuşma yapan Taner Özsoy denilen darbeci, devlet batsın bana ne, ben istiyorum batsın diyor. Bir ekmeğe muhtaç olsunlar. Türkiye %98 bu işte ortak mı? Ortak. Bu işi beraber yapıyorlar. AK Parti ile beraber yapıyorlar. O yüzden bu ülkenin yerle bir olmasını, işgal edilmesini görsem dahi ah vah demem diyor. Bak gözü dönmüş, görüyor musun? Tam İngilizlerin devletinin eğitiminin etkisi. Evet. Evet. O gece münafıklar betbeniz bembeyaz böyle. O sırtlan şu aşağıda kaçarken bizim çocuktan birisi tutmuş. Işıkları söndürün, ışıkları söndürün diyormuş burada. Evde masanın altına girmiş. Masa sanki onu kurtaracak yani. Öbürü de terlemişti o şebeklerinden de bembeyaz olmuş. Gözleri nokta gibi olmuş bakıyordu ya. Ne yapacağını da bilmiyor. Baktı biz böyle bayağı sakin, kahramanca konuşuyoruz falan. Sonra yavaş 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 gevşediler. Bak hayrettir, koskoca Türkiye'de bir tek bizim televizyon kanalı darbeye kahramanca karşılık verdi. Ve gereken cevapları verdi. Ya bu tarzda, bu çapta bizim dışımızda konuşan yok. Maşallah. Evet.